Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yörük, namı değer Volkan abi. Volkan abi ile Mutlu Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bu programımızda Vegas Pro, yani görüntü montaj programının nasıl kullanıldığını kısaca öğreneceğiz arkadaşlar. İşimize yarayan kadar. Daha önce de Adobe Premiere'i anlatmıştık. Bugün de Vegas Pro görüntü montaj programını anlatacağız. Bu Adobe'a göre biraz daha alt level'da bir program olmasına rağmen çok kullanışlı ve çok basit. Adobe'dan çok çok daha basit olduğunu söyleyebilirim. Eminim ki size faydalı olacak. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Bu videonun sonunda herkes kendi videosunu montajlayabilecek. Storylerine, TikTok hesaplarına, YouTube kanallarına istedikleri tarzda videolar atabilecekler arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O zaman hazırsanız öncesinde bilgisayarınıza Vegas Pro'yu kurduğunuzu varsayıyorum. Setup'ını kurmuş olduğunuzu varsayıyorum. Ve Vegas Pro'da video montajlamaya gidiyoruz. Hadi bakalım şimdi video montajlamaya gidiyoruz. Bakalım bugün Vegas Pro'da video montajlama konusunda neler öğreneceğiz. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Yaklaşık 2 saniye önce buradaydım zaten. Öncelikle Vegas Pro'muzu açıyoruz. Ben Vegas Pro 14 kullanıyorum. Siz farklı versiyon kullanıyor olabilirsiniz ama genel anlamda bunun bütün sistemleri hep aynı arkadaşlar, kullanım bakımından. Şöyle bir pencere açılıyor, boş gördüğünüz üzere. Burada işte favoriler, işte desktop, masaüstü, sözlük gibi. Bilgisayarınızdan dosya almak isterseniz hard disklerimiz gözüküyor. Benim kullanacağım dosya masa üstünde arkadaşlar. Örnek olarak kullanacağım dosya. Dün bir tanıtım videosu çekmiştim Adobe'la ilgili. Onun montajını yapacağım arkadaşlar. Açıyorum. Evet, videomuzu açtık. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle bir pencere açıldı. Öncelikle eğer bu videoya yazı yazacaksanız, ki yazacaksınız diye düşünüyorum ben, mutlaka ama mutlaka şu şekilde böyle kutucukları çoğaltabiliyorsunuz, haberiniz olsun. Şu kutucuklar ne işe yarıyor derseniz, buraya müzik atabilirsiniz, buraya efekt atabilirsiniz. İşte buraya eğer green box yapıyorsanız görüntü atabilirsiniz, gift atabilirsiniz, wallpaper atabilirsiniz. Böyle boşluğa atınca zaten çoğalıyor. Ya da şu kanalın üzerine geliyorsunuz, sağ tıklayıp double track dediğiniz anda aynısını kopyalıyor. Şu kopyaladığınızı siliyorsunuz zaten. Yine burada boş bir pencereniz, ekstra bir pencereniz oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane penceremiz oldu. Bizim için fazla bile arkadaşlar. Şu pencereyi silelim. Tıklıyoruz. Delete'e basıyoruz. Pencereyi siliyoruz arkadaşlar. Bu pencerelerde işlem yapıyorsunuz. Ya da bu pencerelerde video ekleme ya da çıkarma yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar video kesmeyi anlatacağım. Videomuz burada. Videomuzu buraya nasıl atacağız? Onu göstereceğim. Buradan desktop diyorsunuz. Masaüstü açılıyor. Eğer masaüstündeyse videonuz ya da diyelim ki hard diskinizin içinde. Buradan hard diskinize gidiyorsunuz. Hangi dosyanın içindeyse buluyorsunuz. Onu tıklıyorsunuz, açıyorsunuz. Dosyanızı böyle iki kere tıkladığınızda buraya geliyor zaten. Ya da taşımayla, yani şöyle tutuyorsunuz. Böyle tutup buraya getirip atabilirsiniz videonuzu. Şimdi bu video olmadığı için tabii şey gösteriyor. Şöyle mesela getirdim. Bakın video burada. Bıraktığım anda video buraya geliyor. Yani taşı bırak yoluyla da videonuzu ne yapabilirsiniz? Vegas Pro'nun içine atabilirsiniz. Buraya attık arkadaşlar videomuzu. Şimdi mesela kesme biçme yapacağız. Bunda Adobe'daki öyle, Adobe Premiere'deki gibi öyle kısa tuşlar yok. Yani şunu yapayım. İşte W'ya basayım sağ taraf silinsin, şuna basayım sol taraf silinsin değil. Bunda arkadaşlar S harfi ve yine geri tuşu Ctrl Z. Yani son yaptığınız işlemi geri alma tuşu Ctrl Z'dir arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz, keseceğiniz yere geliyorsunuz, S'ye basıyorsunuz. Tak, kesildi. Yanlış kestik, Ctrl Z yapıyorsunuz. Eski haline geliyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Kesme işlemi. Bu kadar basit. Şimdi diyelim ki biz bu videoyu montajlayacağız. Şurada göstereyim. Böyle sağa sola istediğim yerde yapabilirim videoyu. Başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, diyelim ki videomuzu attık. Videomuz geldi fakat burada herhangi bir görüntü yok. Yani videonun penceresi yok. O zaman FIV'e geliyorsunuz. Şurada 3. sırada. File, Edit, FIV, yani FIV denen yere geliyorsunuz. Burada Window'dan seçiyorsunuz. Burada bir sürü pencere var. Bize
Şu anda acil lazım olan şu arkadaşlar. Video preview, yani videonun görüntüsü lazım. Master falan zaten işaretli. Video efekt işaretli. Transition geçiş, medya efektleri de işaretli. Bunların hepsini de işaretleyebilirsiniz ama burası çok karışık olur, çok kalabalık olur. Hiç gerek yok. Alt F4'te kısa yol tuşu. Bu. Görüntümüz geldi arkadaşlar. Videonun görüntüsü, yani montajlayacağımız videoyu buradan izleyeceğiz. Evet, buradan izleyip buradan montajlayacağız arkadaşlar. Şimdi videomuzu şöyle çekeyim görmeniz açısından. Görev çubuğumuzu başa getirdik. Evet. Şimdi videomuzu başlatıyoruz. Şimdi şöyle artıdan yaklaştırabilirsiniz. Eksiden uzaklaştırabilirsiniz. Artı, eksi. Bu şekilde de gene genişletiyorsunuz aşağıya doğru. Eksiye basarsanız da şu şekilde daraltıyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu büyüteci tıkladığınızda komple küçültür. Sonra tekrar büyütmek için buradaki artılarla büyütebilirsiniz. Enine ve boyuna. Enine, boyuna buradan büyütebilirsiniz. Ben şimdi bunu şöyle yapacağım. Büyüteci tıkladım. Bir bastım. Küçücük oldu. Şimdi buradan da şu şekilde açabilirim. Genişletebilirim. Açabilirim. Genişletebilirim. Görüş açıma göre. Benim için bu yeterli. Görüntüye geliyorum. Görüntü de bu kadar gözüksün. Yeterli. Şu an görüyorsunuz. Benim için yeterli. Yani net bir şekilde görebiliyorum. Zaten ben genelde kesme biçme işlerinde sesi takip ediyorum görüntüden çok. Sesle işlerseniz, yani seste keseceğiniz yeri keserseniz daha sağlıklı olur video için arkadaşlar. Dediğim gibi bunda Adobe Premiere gibi öyle bir kısa yol tuşu yok. Programı başlatacağız. Space ile başlatıyoruz yine her zamanki gibi. Şuraya geliyoruz. Üstünde zaten. Bunun başı neresi? Montaj programlarını kıralım. Evet. Şuradan başlıyormuş. Bakın ses tam buradan başlıyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere biraz daha büyüteceğim. Evet, şuradan artıdan büyütüyorum. Evet arkadaşlar. Buradan başlıyor. Burada burayı kesmek istiyorum. Görev çubuğum burada. Burada görev çubuğunuz nerede ise, yani buradaysa görev çubuğunuz neredeyse S'ye bastığınızda orayı keser. Şu şekilde. Yanlış yaptınız. Ctrl Z yapıyorsunuz. Yine Adobe'de olduğu gibi geri geliyor. En son yaptığınız iş. 5-6 tane yaptığınız iş varsa 5-6 defa Ctrl Z'ye basarsanız en başa geri dönersiniz. Şimdi burayı kestik. Burası bize yaramıyor. Zaten ses de yok burada. Görüyorsunuz. Burası video başlarken. Seçiyoruz. Aynı şekilde. Tıklıyoruz, delete'e basıyoruz, siliyoruz. Bir daha Ctrl Z yapıyorum, geri geliyor. Tıklıyorum, delete'e basıyorum, siliyorum. Bu kadar basit, kesme işlemi bu kadar basit. Geldik, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar, sizlerle beraberiz. Volkan abim. Şimdi burada, şurada master falan görüyorsunuz zaten. Şöyle yapayım, daha net görün. Bu ses, bu da sağ sol kolon. Sesi biraz açabilirsiniz, kısabilirsiniz ama buradan açmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Buradan açarsanız videoyu kaydettiğinizde mutlaka ses sıkıntısı yaşayabilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim, mutlaka demeyeyim ama genelde ses sıkıntısı yaşarsınız. Çünkü burada duyduğunuz ses de kaydettikten sonra duyduğunuz ses farklı olabilir. Onun için size vereceğim ölçü şurasıdır. Yani out metre dediğimiz şu ölçektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben genelde sesi buradan takip ediyorum. Yani şöyle göstereyim. Zor gibi görünüyor. Görüyorsunuz. O kadar da zor olmayan. Buradan sesin desibeli 12 ile 6 arasında olursa iyidir. 6'yı geçmeyecek. Sınır 6. Zor gibi görünüyor. Bakın bu aşağılarda 18-24'lerde. Yani bu ses düşük bir ses. Yani sesimiz düşük arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki sese bakalım. Burada şimdi görüntümüz... Bak, biraz daha yüksek. Şimdi bu sesi ben yükseltmek istiyorum. Bu ses çok düşük. Sağ tıklıyoruz. Tekrar. Sağ tıklıyoruz. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Sesimize. Şurada Switch Hes diye bir şey var. Switch Hes. Sağ tıklıyoruz sesi. Switch Hes'e geliyoruz. Switch Hes. Burada Mute var. Look var. Lob var. Invert diye bir şey var. Bakın invert pass ve normalize var. Buraya gelip
normalize dediğim anda ses yükselir arkadaşlar. Bakın bir kademe yükseldi. Bakıyorum bana yetiyor mu? Biliyorsunuz bunlar zaten standart arkadaşlar. Switch, okay normalize. Switch, böyle bir dosya normalize. Böyle aşağı. Bu ses bana yetmiyor. Şuradan şimdi birazcık açıyorum sesi. 2 desibel, 0.9. 2 desibel olabilir. 1 desibel de olabilir. Böyle aşağıdaki ses. Biraz daha açabiliriz. 2 yapalım. Evet, mouse çok hassas. Evet, 4 oldu. Mouse'um çok hassas olduğu için arkadaşlar elim de büyük. Neyse 2.6 yaptım. Enine büyütüyorsunuz. Şöyle boyuna büyütüyorsunuz. Bu iyi bir ses. Böyle aşağıdaki sesi büyütebilirsiniz. Biraz daha açabilirim. Görmeniz açısından. Şu kanalı kapatıp şöyle biraz küçültelim. 3 desibel. 3.7 desibel. Ben bu sesi yükselttim. 3.7 desibel benim için ideal. Enine büyütüyorsunuz. Bakın. Şöyle boyuna büyütüyorsunuz. Böyle aşağıdaki sesi büyütebilirsiniz. İyi. Görmeniz... Yani. Sesimiz şu an iyi. Enine devam ediyoruz şimdi. Bu sesi ayarladığımıza göre devam ediyoruz. Evet. Burada şimdi ben bu sesi kapatacağım. Kafanız karışmasın diye. Çünkü benim sesim de karışacak. Burada da Adobe anlatıyorum çünkü bu videoda. Şimdi bu şekilde ilerliyoruz. Duruyoruz. Speech ile ilerliyoruz. Duruyoruz. Şimdi buradan mute'dan kapattım sesi. Tekrar mute'dan açıyorum. Şimdi montaja başlayacağım. Sesimi desibelini ayarladım. Görüntümü ayarladım. Hatta görüntümü biraz daha büyütebilirim. Şöyle. Evet, net görebilmem için. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Seni MP4 olarak çektiğim için tek gözüküyor. Devam ediyorum. Örnek olarak başladık. Sileceğimizi... Zaten şurada görüyorsunuz. Burada bir sıkıntı var. Bedava, bedava. Yani menüler karıştı. Menülerin yerleri... Bakın. Ben de bulamadım ha. Buraya kadar geldim. Burayı S ile kesiyorum. S. S. S harfiyle kesiyorum. Buraya kadar geliyorum. Zaten burada sesin devam ettiğini görüyorum. Evet, evet arkadaşlar. Burada boğuluyorum. O arada su içiyorum. Tekrar. Evet arkadaşlar. Burayı anladıysak. Burayı da S ile kesiyorum. Şimdi benim istemediğim alan şu. Şurası. Yani şurayı istemiyorum arkadaşlar ben. Buradan kestim. Bir de buradan kestim. Yani bunun istemediğim bölümü şu kısmı sol uçtan ve sağ uçtan kestim. Şimdi bunu siliyorum. Sildim. Bunu ya da bunu da getirebilirim. Tutuyorum mouse'un sol tuşuna basarak. Getiriyorum. Tak koyuyorum. Şimdi bakalım nasıl bir birleşme oldu. Preferans var. Burada yapmanız gerek. Geldik buraya kadar arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Şimdi şunu da sileceğim. Çünkü bu da gereksiz. Tekrar gene S ile sildim. Kafanızı karıştırmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar. Burayı anladıysak. Şimdi örnek veriyorum. Burayı yanlışlıkla tuttuk. Şuraya attık. Burası böyle oldu. Bir karıştı diyor, burası. Bir anlatıyor. Şey oldu. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burayı anladık. Burada bir sıkıntı var benim sesim. Evet arkadaşlar. Burayı anladık. Demişim. Evet arkadaşlar. Burayı anladım. Burayı keseceğim arkadaşlar. Çünkü burada bir sıkıntı var. Şimdi burada ben karıştı. Anlatmışım gelmişim. Şurada öksürdüğüm için burayı gene boğazın. Ctrl Z burayı geri getir. Peki şimdi bunun ayarları bozuldu. Ne yapacağız? Kapatıp şuraya attık. Burası böyle oldu. Şimdi örnek veriyorum. Burayı bak şimdi örnek veriyorum'a kadar getirdim. S'ye bastım. Burayı işaretledim, delete bastım, sildim, getirdim, yapıştırdım. Arkadaşlar, şimdi örnek veriyorum. Burayı yanlışlıkla... Güzel, tuttum. Fena değil. Şuraya attık. Ne yapacağız? Kapatıp açalım. Devam ediyorum. Ctrl Z sadece video üzerinde. Devam ediyorum. Bakın burada. Devam sağ ediyorum. Sağ tarafı silmek istiyorsak çubuğun olduğu keseceğim, yerden... Keseceğim, içeceğim yer varsa... kesiyorsun, delete basıyorsun. Devam neyi ediyorum. Silmek... Bir işlem yapmak istediklerimi yaptım. Şimdi... Artık videomu kaydetmek istiyorum. Böyle şu şekilde tekrar eski haline getirdim. Değiştirdiniz, yazdınız, yapıyorsunuz, edebilirsiniz. Ya ben şimdi bu videoyu bildiğim için çok hani içinde hatalar çok olmadığını biliyorum. İki yerde hata vardı. Dememe gerek kaldı. Daha sonra kestim. Kısa yolla kapatıyorsunuz. Peki videomuz nerede? Burada. Videomuzu açıyoruz. Ben 200.
kurucu olarak kayıt videomuzu açıyoruz. Ben şimdi sesi kapattım. Şimdi burada sesi kapatmışım, sesi açmışım. Yani şurada bir fazlalık burada. Var. Videomuzu aç. Şunu işaretliyorum. Sağını ve solunu S'le, S'le tıklıyorum. Delete basıyorum, siliyorum. Tekrar getiriyorum, yapıştırıyorum. Bu video benim için yeterli diyorsanız ne oluyorsunuz? Kapatıyorsunuz. Peki videomuz nerede? Evet, deneme dosyamız nerede? Burada arkadaşlar. Açıyoruz. Şimdi burada iki tane aynı cümle var. Peki videomuz nerede? Evet, burada arkadaşlar. Nerede? Burada arkadaşlar. Videomuz nerede? Burada arkadaşlar. Açıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Burayı işaretledim. Seçtim. Kestim. S ile. Delete'le sildim. Peki videomuz nerede? Burada arkadaşlar. Bak burada bir fazla kesme oldu mesela. Örnek veriyorum. Şurası fazla. Çünkü burada bir ses var. Bakın ufak bir ses parçası. Gene S'ye bastım. Bunu da siliyorum. Getiriyorum, birleştiriyorum. Videomuz nerede? Burada arkadaşlar. Açıyoruz. Gördüğünüz üzere. Videomuz nerede? Burada arkadaşlar. Açıyoruz. Sanki onun devamı gibi videomuz oldu. Videomuz nerede? Burada arkadaşlar. Açıyoruz. Gördüğünüz üzere kalitesi bu. Ben şimdi sesi kapattım. Aynı kalitede kaydetmiş olduk. Evet, aynı kalite dediği HD kalitesi. Yani 1920'ye 1080. Siz de bu video 30 ya da 50 olarak FPS yani kare hızını ayarlayabilirsiniz. Ben genelde 50 yapıyorum. O bilgisayarınızla alakalı bir durum. Aynı kalitede videoları. Ama 30 da yapabilirsiniz. Yani video böyle videolar için. Ama çok hareketli videolarsa, çok hızlı videolarsa, işte hız videoları, takla videoları, cartları, curtları böyle hareketli, aksiyonluysa o zaman kare hızını efendim, yüksek tutmanızda fayda var. Kaydetme gibi özetinde. Şimdi buraları geçiyoruz. Green Box yapma. Adobe Premiere. Geldik, yaptık. Hadi biraz PUBG oynayalım. Şeyler yapmak adına. Biz de. Şimdi burada iki tane benim videom var. Evet arkadaşlar bir başka. Şimdi burayı sona ekleyeceğim. Çok seviniriz. Video. Şimdi buradaki vedada ben küçük kalmışım. Sonra bir daha büyük olsun diye şunu çekmişim. Yani ben küçük kaldığım için. Şurayı videodan sonra. Bizlere moral ve motivasyon adına eğer kanalıma abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Burası direkt veda arkadaşlar. Yani demek istiyorum. Bizlere moral anlatacağım, anlatıyorum. Bizlere Volkan abi mutlu çocuklardan eğitim sayfasından bugünlük bu kadar. Hoş kalın. Buradan itibaren kesersem, yani yine S ile kestim. Kapattım bunu, delete bastım, seçtim. Şu vedayı da buraya getirirsen. Şimdi abone olursanız. Burada bir geçiş seviniriz. Olacak. Videomuzu beğenip güzel yorumlar. Volkan abi mutlu çocuklardan eğitim sayfasından bugünlük bu kadar. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Bir başka videoda Bak burasıyla burası aynı. Ben burası için bunu yeniden çektim. Çünkü bu pek hoşuma gitmedi. Ben çok küçük kalmıştım. Güzel yorumlar atarsanız daha da çok seviniriz. Evet arkadaşlar bir başka video. Gördünüz mü geçiş? Güzel yorumlar atarsanız daha da çok seviniriz. Evet arkadaşlar bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Şimdi bunu yaptık. Kesmeyi biçmeyi yaptık arkadaşlar. Bunun altına müzik atacağım. Benim burada telifsiz müziklerim var. Aldım, getirdim. Şu boşluğa bıraktım arkadaşlar. Bunu da yine videomuzun altına getireceğiz. Şöyle görmeniz için şuraya getirdim. En başına sürükledim müziği. Evet arkadaşlar. In out'u ayarladık. Fade out'u ayarlayacağız. Fade out da burası. Zaten burada müziği kısmışım. Şurayı S ile kesiyorum. Burayı final olduğu için biraz yükselteceğim arkadaşlar. Yükseltmek istiyorum. Şöyle. Çünkü buraya ben yazı yazacağım. Buraya bir yazı yazacağım. Burayı da gene aynı şekilde şu orta çubuğa geldiğinizde yine çeyrek yuvarlak dediğimiz şey oluyor. Şu şekilde geriye çekiyorum mouse'la fade'liyorum. Bakın şu şekilde. Bakın buraya fade'lendi. Şimdi buraya bir yazı yazacağız. Örnek veriyorum. Şuraya bir yazı yazmak istiyorum. Ne diyeceğim? İşte beni takip edin diyeceğim. Şöyle sağ tıklıyorum. Şu insert next media diyor. Yanında T var, artı var kocaman. Buradan arkadaşlar yazıyı seçtim. Yazı geldi buraya. Bunu biraz büyüteyim, göreyim. Evet, yazı bu. Bakın yazı paneli. Bir kez daha söylüyorum. Buraya geldik. Ben buraya yazı yazmak istiyorum finale. Sağ tıkladığın insert text media. T harfi var, artı var. T harfi yazı karakteri.
birçok görüntü montaj programında bu T'yi gördüğünüzde yazı anlamına geliyor. Seçiyorum. Burada bir şey açılıyor. Bakın ince görüyorsunuz. Onu böyle tutup çektiğim zaman büyüyor zaten, genişliyor. Müziğe göre ayarlayacağım. Bu şimdi çok uzun. Biraz kısaltalım. Bunu da kısaltalım. Bu da aynı şekilde fade out oluyor arkadaşlar. Şöyle fade out yapabilirsiniz. Sağdan ve soldan. Yazı buraya geldi. Çerçeve açıldı. Burayı seçiyorum. Delete'e basıyorum. Ne diyorum? Bizi takip, aşağı indim, edin lütfen dedim. Bu yazıyı seçiyorum yukarıya doğru. Buradan yazının karakterini değiştirebiliyorum. Şunu şöyle çektiğim zaman şu menü çubuğunu burada da takip edebilirim arkadaşlar. Şu şekilde birçok yazı var. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Bak bu güzel, sempatik bir yazı. Bu şimdi biraz büyük geldi. Şuradan çerçeveden de küçültebilirim. Şu şekilde. Buradan menüden de şuradaki ölçek yerinden de küçültüp büyütebilirim. Nasıl keyfim istiyorsa. Ben genelde burayı kullanmıyorum arkadaşlar. Genelde geliyorum, çerçeve zaten gözüküyor. Buradan büyütüyorum, küçültüyorum, tutuyorum, büyütüyorum, küçültüyorum. Şu şekilde yaptığınızda ters dönebilir yazı. Panik yapmayın. Şöyle ekranı doldursun. Şimdi bu yazı oldu. Güzel de oldu. Ama ve lakin ben bu yazıyı birazcık da süslemek istiyorum. O zaman geliyorum burada. Outline'a geliyorum. Şurayı kırmızı seçeceğim. Yani bu arka renk daha belirgin olsun diye arkayı kırmızı yapıyorum. Bu şekilde bir yazı ortaya çıkıyor. Şuradan da yine bir efekt verebilirim. Ya da şekil yapabilirim. Şunlar animasyondur arkadaşlar. Bunları böyle keyfinize göre bakarsınız. Nasıl istiyorsanız o efeyi verirsiniz. Şimdi mesela biz şu anda action flap yaptık. Nasıl bir şeymiş bu, bakalım. Böyle bir şeymiş. Geliyor gidiyor falan filan. Şimdi bu yazıyı yazdım. Efeyimi de verdim. Efeyimi de verdim. Bak bir tane de başka bir şey daha gösterelim. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Bu geldik. Bu videoların devamı çok, lütfen bizi takip edin. Bitti. Böyle bir şey. Şimdi en sonunda bir şaka yapmışım. En sonunda bir şaka yapmışım arkadaşlar. Demişim ki ben de şimdi bir PUBG oynayayım demişim. Şimdi oraya bir gülme efekti koymak istiyorum finale. Çünkü orada ufak bir şaka yapmışız. Oraya bir efekt koyalım. Gülme, alkış gibi bir şey koyalım. Evet geldi. Efeğimizi tutuyoruz. Efeğimizi yakaladık. Benim efektler genelde başka bir harddiskte. Buraya bıraktım. Şimdi bunu çok küçük olduğu için görmüyorum. Büyüteceğim. Efeğimi tutuyorum. Tuttum efeğimi. Efekt gel bakayım buraya. Şöyle benim bu efeği koymak istediğim yer, ya hadi gidelim biraz PUBG oynayalım diyor. Onun arkası, yani şurası. Bakın. Şurası. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Bu videoların devamı çok, lütfen bizi takip edin. Şimdi ben biraz PUBG oynayayım. Şimdi ben biraz PUBG oynayayım diyor. Tam şurada. Şimdi bu kahkaha efekti biraz yüksek. Bunun sesini bir kısalım biraz. Evet, küçültelim, küçültelim. Yeter bu kadar. Getirelim. Şuraya koydum. Gördünüz mü? Şimdi bakıyorum ne onlu. Evet. Evet arkadaşlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Bugünlük bizden bu kadar. Bu videoların devamı çok, lütfen bizi takip edin. Şimdiden biraz parça. Evet, bunu da yaptık. Yazımızı da yazdık. Müziğimizi de attık. Videomuz bitti. Şimdi artık videomuzu ne yapacağız? Kaydedeceğiz. Kaydedeceğiz. Kaydetmemiz için arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Öncelikle şu efekt, şu ekranı biraz küçültelim. Şöyle küçültüp büyütebiliyorsunuz ekranları. Burada da ekran geçişleri var arkadaşlar. Efekt kısmında. Bunları sonra anlatacağız. Kafanızı karıştırmayalım. Size şimdilik bu kadar yeter. Şimdi burada bakın yazı çok büyük olmuş. Yani çok büyük derken çok uzun sürüyor. Yazıyı o kadar uzun yapmayacağız.
Yazıyı da yine şu şekilde getirerek kısaltıyorum. Yine bu şekilde tutup çekerek uzatabilirim. Yani buradaki bütün çerçevelerde mantık budur. Tutar çekersem uzar, bu tarafa getirirsem kısalır. Genelde aynı bitirmeye çalışıyorum. Ama şeyi bu yazıyı en son bir boşlukta bırakıyorum. Mesela geliyor böyle. Evet diyor. Bizi takip edin. Lütfen bizi takip edin. Böyle yapıyorum ben genelde finalimi. Siz nasıl tercih ediyorsunuz öyle yapabilirsiniz. Şimdi videomuz burada. Her şeyimizi yaptık. Yazımızı yazdık. Bir de şu başa, en başına yine yazı yazmak için şöyle tıklayalım. Buraya ne yazıyoruz? Volkan abi ile mutlu çocuklar. Sayfamızı yazacağız. Evet, ama büyük harflerle yazalım. Büyük harflerle yazalım. Volkan abi ile, enter'la aşağı iniyorsunuz. Mutlu çocuklar. Yazdık. Şimdi yazımızı göstereceğim size. Yazımız şurada en başta. Gene buradan tutup bir genişletelim görmek için, rahat görmek için. Şu an çok büyük. Yazımızı küçülteceğiz arkadaşlar. Yazımızı yazı çerçevesinden seçiyoruz yukarıya doğru. Yazımızı küçültüyoruz. Yazımız bu kadar oldu. Biraz daha küçülteyim ben bunu. Biraz daha küçülteyim istiyorum. Şöyle yapacağım bu sefer. Evet. Küçülteceğim, büyüteceğim, küçülteceğim, büyüteceğim. Şöyle yapacağım. Şimdi burada bir şekil yapmamız lazım. Şöyle yapacağım. Şunu ortaya almak istiyorum. Şöyle. Space tuşuyla. Normal yazı. Word'de yazı yazar gibi. Şu Volkan'ı da, Volkan yazısı, Volkan abi yazısını tıklıyorum şurayı. En başını. Bunu da biraz şöyle şu tarafa alalım. Space tuşuyla. Space tuşuyla, boşluk tuşuyla, en büyük tuşla ortaladım. Şimdi bunun belirginleştirmek için yine outline diyorum. Ben kırmızıyı çok seviyorum. Kırmızı benim rengimdir yani. Onun için kırmızıyı seçtim burada outline color'da. Arka plan color'u. Şöyle buradan da büyütüp küçültebilirsiniz. Şöyle yapıyorum. Belirginleşti. Bu verdane yazan yeri tıklayıp buradan da yine yön tuşlarıyla istediğim şekli seçebilirim. Ama öncesinde yazıyı seçiyorsunuz. Yazıyı seçiyorsunuz şöyle. Geliyorsunuz buraya tıklıyorsunuz. Buradan yazı karakterini seçiyorum. Nasıl bir karakter olsun? Bu iyi. Bu fena değil. Örnek veriyorum aşağı doğru. Hiç okunmuyor. Genelde okunan yazılar seçerseniz. Bu benim en çok kullandığım yazılardan bir tanesi. Ama bu bir eğitim videosu olduğu için. Evet bak bu yani ne iyi ne kötü. Bunu koyduk tekrar yazımızı. Şimdi yazımızı koyduğumuz yer biraz karışık arkadaşlar gördüğünüz üzere ekranda. Yani şu saniyede. Onun için ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bu evet arkadaşlar herkes başa getireceğim bunu. Yani şu başta bitirmem lazım. Çünkü çok da kısa olması lazım. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet arkadaşlar herkese kaç saniye merhabalar. Sizlerle bakıyoruz. Volkan abi. Şimdi burada başlıyor. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Volkan abinin buraya kadar sürüyor. Uzun arkadaşlar. Çok uzun arkadaşlar. Bu çok uzun. Merhabalar. Bu çok uzun arkadaşlar. Bunu buradan böyle kısaltıyoruz biraz. Şöyle de fade'leyelim. Hatta buna da bir efekt verelim. Evet şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Volkan abinin... Bak bu da çok kısa oldu. Yani efektten dolayı. Efeyi değiştirdim. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizler... Esneme gibi bir şey oldu. Bir daha değiştirdim. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Bu kayan yazı çok hızlı. Çok hızlı. Hiç okunmuyor bile. Adam onu takip etmez yani. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle beraber. Evet, bu iyi. Şöyle bir 5 saniye. Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Yaptık. Volkan abinin... Evet 5 saniye kadar yaptık. Şimdi videoyu biz programda çektiğimiz için şu art alanı silmek istiyorum. Şu kısmını yok etmek istiyorum. Onun için buraya geliyorum. Şu işarete başlıyorum. Böyle bir şey çıkıyor. Görüntü ekranı bu. Ve şöyle yaptığın zaman küçültüyorsun. Geriye doğru çektiğin zaman ekran yanaşıyor. Şöyle kalsın arkadaşlar. Mesela şu. Şu.
Evet, yazı gözüksün istemiyorum. UI. Buna geldim. Bunu da aynı şekilde yaklaştırıyorum. Evet. Yani fena değil. Geldik. Bunu da aynı şekilde yapacağım. Görmek için büyüttüm. Buraya tıklıyorum. Yani. Eh diyelim yani. Çünkü reklama giriyor arkadaşlar. YouTube böyle şeyleri sevmez. Evet, onu onun için siliyorum yani. Buraya geldim. Bunu da aynı şekilde şöyle de yapabilirim. Tutup evet. Görüşmek üzere. Hepsini sildim arkadaşlar. Şimdi geldik buraya tekrar. Şimdi Volkan abi yazdık da ya bu video ne anlatıyor? Onu da buraya yazıyoruz. Tekrar Vegas Pro montaj Lama. Şimdi bakıyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Volkan abi mutlu. Bu da çok kısa oldu. Yani efektten dolayı. Efeyi Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizler. esneme gibi bir şey oldu. Bir daha değiştirdim. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Bu kayan yazı çok hızlı. Çok hızlı. Hiç okunmuyor bile. Adam onu takip etmez yani. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Evet, bu iyi. Şöyle bir 5 Evet saniye. arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizlerle beraberiz. Evet arkadaşlar, videomuz bitti. Buraya efektlerimizi koyduk. Yazı altına efeğimizi koyduk. Müziğimizi koyduk. Kestik, biçtik. İstemediğimiz yerlere attık. Seslerin seviyelerini ayarladık. Ve artık videomuzu kaydetmek için hazırız. Ne yapacağız? Öncelikle videomuzu yine Adobe'da olduğu gibi arkadaşlar. Buraya da bir efekt atayım da. Videomuz geçti iş. Kaydetmek için yine buradan şöyle küçülteyim görmeniz için. Şöyle videonun hepsini seçmemiz lazım. Bütün yaptığımız işler için şöyle seçiyorsunuz arkadaşlar. Ya da şöyle bir ortaya iki kere tıkladığınızda şöyle bir pencere açılıyor. Bu pencereyi şuradan tutup sarıdan şu başa getirdiğiniz zaman gene seçmiş oluyorsunuz. Ya da şuradakini de şuraya getirdiğiniz zaman gene seçmiş oluyorsunuz. Ama en sağlıklı ve garantisi şöyle mouse'u tıklayıp mouse'un sol tuşuyla şöyle seçmek arkadaşlar. Seçtik. Şunu da sıfırladık. File'a geliyoruz. File. File'a geldik. Burada render var arkadaşlar. Render as. Adobe'da ne vardı? Export vardı. Yani şuradan çıkış yapıyorduk. Ama burada render yapmamız gerekiyor. Vegas Pro'larda render şart. Render as diyoruz. Böyle bir şey çıkıyor. Burada şimdi menü var aşağıda. Buradan ben YouTube'a atacağım için main konsepti seçiyorum. Açıyorum onu. Burada zaten yazıyor. Apple, iPod, Sony, internet, cart, curt falan filan. Ne istiyorsan yazıyor. Ben internet atmak istiyorum. 1080 olsun istiyorum. Kaliteli olsun istiyorum. İnternet HD 1080'i seçtim. Gördüğünüz üzere. Buraya da videomun adını yazacağım. Bu neyi anlatıyordu arkadaşlar? Adobe Premiere Pro Montaj Lama. Bunları büyük harfle yazalım da bunlar YouTube'da da çıkacak. Adobe Premiere Pro Montajlama Ders 1 dedik. Dokümanlara kaydedecekmiş. Buradan da yine kayıt yerini görebiliyorsunuz. Buradan da yine 1080'i seçtik. 1080 internet HD 1080'i seçtik. Main Concept AVC AAC zaten burada yazıyor. MP4. Bize lazım olan şu. MP4. Bu kalitede kaydedeceğiz. Ama AVI'de kaydedebilirsiniz. MOV'da kaydedebilirsiniz. Farklı yerlerde kullanıyorsanız. Nerede kullanıyorsanız ona göre kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Render diyorsunuz. Evet. Artık videomuz kaydediliyor. Bu kayıt işlemi bittikten sonra
istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz. Bu kayıt işlemi yine ekran kartınıza, RAM'inize ve bilgisayarınızın gücüne ve kapasitesine göre süre olarak değişebilir arkadaşlar. Panik yapmanıza gerek yok. Şimdi bak, ben bakıyorum, burada süre belirleme çıkıyor. Altta bana ne kadar süreceğini, üstte bana ne kadar süreceğini yazacak. Altta da geçen süre yazıyor zaten. 30 saniye geçmiş. Şu anda 12 dakikayı geçti. 13 dakikayı geçti. Şu anda bu video yarım saatlik bir video arkadaşlar. Yarım saatlik video neredeyse. Onun için süre uzuyor. Bu süre bittiğinde kaydetmiş olacak. Open derseniz açacaksınız. Open folder derseniz attığı dosyayı açacaksınız. Yok açmayayım, cancel derseniz attığınız yerden gidip videonuzu bulacaksınız. C dokümanın içine atıyor. Oradan da istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Volkan abiyle Mutlu Çocuklar kanalımızda bugün Vegas Pro 14'ü öğrendik. Vegas Pro'nun bütün serilerinde aşağı yukarı montajlama bu şekilde oluyor. Bunu öğrendiyseniz hepsini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu eğitim videolarının devamı için aşağıdan bizi takip etmeyi ve zili açık bırakmayı sakın sakın unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayrıca birazdan yapacağınız beğeni ve güzel yorumlar için de teşekkür ediyorum. Bir başka programda, bir başka eğitim videosunda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar.